Canım Anne Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli bir kek hazırlayacağız. Çilekli kek yapacağız. Şimdi kekimiz için malzemeleri sayıyorum. 1 su bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 tane yumurta, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozumuz var. Üzerine kullanmak için 2 poşet krem şanti kullanacağız. Krem şantiyi hazırlamak için de 1 su bardağı soğuk suyumuz var. Ayrıyeten bir tabakta dilimlenmiş çileğimiz var. Bu çileği hem kek harcımızın içerisine kullanacağız hem de üzerine sürmek için kullandığımız krem şantinin içerisine katacağız. Şimdi tarifimize geçelim. İlk olarak krem şantimizi hazırlayalım. 1 su bardağı soğuk su ekleyelim. Güzelce çırpalım şimdi. Yani koyu bir kıvam alana kadar, bildiğiniz krem şanti kıvamına alana kadar çırpalım. Krem şantimiz gördüğünüz gibi yavaştan böyle kıvam almaya başladı. Şimdi içerisine dilimlenmiş çileklerimizin yarısını koyacağız. Hepsini değil. Çünkü hani çileğin geri kalan kısmını kek harcımıza ekleyeceğiz. Krem şantimiz hazır. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Soğumaya bırakacağım. Şimdi kekimizi hazırlayacağız. İlk önce yumurtalarımızı kabın içerisine alalım. Üzerine şekeri ilave edelim. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Şekerimizi güzelce çırptık. Sıvı yağ ilave ettim üzerine. Şimdi yoğurdu da ilave ediyorum. Tekrardan iyice çırpalım. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Son olarak bir paket kabartma tozumuzu da ilave edelim. Tekrardan karıştıralım. Kek harcımız hazır. Kalan çileklerimizi de ilave edelim içerisine. Çırpıcıyla değil de kaşık yardımıyla şöyle dikkatli bir şekilde karıştıralım. Kek harcımız tamamdır. Çilekleri de koyduk. Güzelce karıştırdık. Şimdi ben kullanacağım kalıbı sıvı yağ ile iyice yağladım gördüğünüz gibi. Kek harcının hepsini içerisine dökeceğim. Kekimizi kalıba koyduk. Şimdi 180 derecelik fırında ortalama 25 ila 30 dakika kadar pişireceğiz. Kekimiz pişti, hazır. Şimdi üzerine uygun bir tabak veyahut da tepsi koyun. Şu şekilde ters düz yaparak çıkartın. Hafif böyle kalıbın kenarına veyahut da üzerine vurabilirsiniz. Daha kolay çıkar. İşte budur. Görüntüsü şu anda bile gayet lezzetli. Şimdi keki en az yarım saat soğumaya bırakmamız lazım. Çünkü üzerine biliyorsunuz hazırladığımız çilekli krem şanti vardı. Onu süreceğiz. İyice soğuması gerekiyor. Şu anda hala biraz ılık. Ben soğumaya bırakıyorum keki. Soğusun, sonra da krem şanti süreceğiz. Kekimiz soğudu tamamıyla. Krem şantimiz de zaten hazırdı. Dolapta bekletmiştik. Şöyle bir karıştırdım ben onu. Şimdi krem şantinin hepsini kekin üzerine yayacağım, dökeceğim. Bu arada gördüğünüz gibi ben hani tart kalıbı kullandım. Ama sizde normal bir kek kalıbı varsa onunla da yapabilirsiniz. İlle de tart kalıbı olmasına gerek yok. Normal kek kalıbıyla yaptıktan sonra hazırladığınız krem şantiyi kekin tamamıyla üzerini kaplayarak sürebilirsiniz. O şekilde de olur. Çilekli kekimiz hazır. Gerçekten çok ama çok lezzetli bir kek. Bildiğiniz böyle pasta tadında oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu arada tarif hakkındaki düşüncelerinizi videonun yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.